sorunu denk bu noktalardan gittim. Tabii farklı formülleri, bağıntıları var, onları da kullanabiliriz. Ama ben şöyle diyorum. Eğer bir denklem ortaya çıkaracaksak içerisinde x'ler ve y'ler olmalı. Bu nedenle üst tarafa, tepeye x veriyor, y yazıyorum. Altına da bu noktaları yazacağım sırayla. Ama sayılar büyük olan yukarı yazarsak bizim lehimiz olur. Bu nedenle ben önce d noktasını yazıyorum. D noktasını. 4 virgül, eksi 2. Hatta bu b'yi de yazmaya gerek yok. Altına da 1 virgül 3 noktasını yazıyorum. Yapacağımız şey aynı türden olanları kendi arasından çıkarmak. Apsisleri kendi arasından değerlendireceğiz. Ordinatları kendi arasından. Şimdi apsisler üzerinden hareket edelim. X'leri birbirinden çıkarıp üsttekinden alttakini çıkaracağız. Yani x'ten 4'ü çıkarıyor. X eksi 4. Sonra 4'ten 1'i çıkarıyor. 3 yapar hemen. Eşittir diyor. Şunları çıkarıyorum. Y eksi eksi 2 şöyle yazayım. Artı 2 olarak diyorum. Diğeri eksi 2 eksi 3. Eksi 2 eksi 3. Üsttekinden alttakini çıkarıyoruz. Üstteki sayıdan alttaki sayı. Şöyle sağdan devam edelim. Sol taraf x eksi 4 bölü 3. Sağ taraf şurası y artı 2. Bölü 5 tabii. Eksi 5 burası. Şimdi içler dışlar çarpma yaparız. Şöyle çapraz çarpıyor. 3 çarpı y. 3 y. 3 çarpı 2. 6 eşittir. Eksi 5 ile eksi çarpıyor. Eksi 5 x. Eksi 5 ile eksi 4'ü çarpıyor. Artı 20. Sonra hepsini aynı tarafa toplayabiliriz. Şöyle sola doğru toparlayalım. Eksi 5 x yolluyoruz. Artı 5 x'e dönüşüyor. Burada 3 y var. Şurada 6 var. 20 yollarsak eksi 14 geliyoruz. Eşittir 0. İşte bizim doğrumuzun denklemi. Tabii farklı biçimlerde ifade edilebilir. Yani sayı karşıya atılır, y'ye yalnız bırakılır. Artık seçeneklerden eşleştirmeye çalışıyoruz.